başıma gelenler. Bu melek o melekmiş ya hakikaten. Hoş geldin Aysel. Geçmiş olsun Saadet teyzem. Geçmiyor kızım, geçmiyor. Şuramda duruyorum, ağır, taş gibi, ateş gibi. Ateş gibi. Yorganların bana ettikleri bitmiyor, geçmiyor. Şimdi de böyle oğlumu koydular çaresiz. Nefes gibi yakınımda, hem çok yakınımda, hem uzağımda. Yapma böyle, ne olur. Bugüne kadar sustum. Bundan böyle susmak haram bana. Oğlumu bu hale getirenlerden hesap sormadan girmeyeceğim mezara. Benden aldıklarının hesabını sormadan göçüp gitmeyeceğim. Seneler oldu yüzünü görmeyeli Aysel. Memlekete gelemiyorum ki öyle sık sık. Hoş gelsem de seni göremiyorum. Buraya gelirken kimse görmedi değil mi? Yok. Yoksa gözünün yaşına bakmaz yerinden yurdundan ederler maazallah. Hiç acımazlar. Yörükanları sevmediğini biliyorum. Rahmetli anam dediydi Saadet bu eve yasaklı diye. Ama nasıl oldu da yasaklı oldun? Nasıl oldu da böyle saklanıp kaçtın? Bir kere bile kapılarını çalmadın. Bir böyle sıtkın sıyrıldı onlardan. Sahi neydi işin iç yüzü? Bildiği bazen ağır gelir insanoğluna. Taşıyamaz. Dilinden dökülürken yakar insanı. Bilmemek daha iyi. Sen de bilme, boş ver. Maksut nasılmış? Ne dedi doktor? Hiç, öyle yatıyor işte. Doktorun da dediği sabaha akşama aynı. Bekleyeceğiz. Ah deli oğlum. Ne çok sevdi bu Elif. 7 yaşındaydı, babası aldı götürdü bunu. Ayda, yılda bir kere gördüm yüzünü. Askerden dönünce daha bir düştü bana. Bayramda, seyranda gelir. Gözünde hep o sevda, dilinde hep o kızın adı. Analık işte. Gözünden anlarsın çaresizliğini canının. Çok konuştum, çok söyledim. Ne söz fayda etti, ne musibet. Sevene de zor kara sevda, sevilene de. Sonra duyduk ki İstanbul'da evlenmiş. Yörüganlara gelin gittiğini daha sonra duydum. Çok korktum, çok korktum kendine bir şey edecek diye oğlan. Ya da bir başkasına. Elim yüreğimde dolaştı günlerce. Sonra aradı beni. İyiyim ana dedi. Keyfim yerinde, iş kurdum. Meğerse kızın peşinden gelmiş buraya. Öğrendim ki kıymetle Elif yakmışlar oğlumun başını. Maksud'u görünce neye uğradığımı şaşırdım ben de. Korktum, kimseye de bir şey diyemedim. Şimdi sen bana kızacaksın ama Elif'e gönül koyma ne olur. Vallahi onun bir suçu yok. Suçlu. O da ötekiler kadar suçlu. Bilmiyorlar değil mi? Yok. Maksud'un senin oğlun olduğundan kimsenin haberi yok. Rahmetli babasını biliyorlar bir tek. Yıllarca evimden, yurdumdan uzak kaldım.
toprağıma hasret kaldım. Ama devran döndü. Şimdi onlar kaçacak yer arayacaklar. Huzur nedir bilmeyecekler. Kendi gölgelerinden korkacaklar. Saadet dediydi dersi. Ocağına incir ağacı dikerler. Kendileri sefalarını sürerler. Yörükanlar gibiler. Yok vallahi öyle değil. Çok sıkıntı var konakta. Öyle mi? Siyah Bey felç geçirdi. Tek kelime çıkmıyor ağzından. Son zamanlarda biraz daha iyi ama el ayağı tutmuyor. Üstüne bir de Yakup Bey meselesi çıktı. Sonra hepimiz şok olduk. Ne oldu ki? Meğer Yakup Bey'in annesi Kıymet Hanım değilmiş. Bak sen. Yakup Bey kahroldu. Yalancılar diye bağırıp çağırdı. Ziya Bey konuşsa kim bilir neler diyecek ama garibim öyle bakıyor. Ona da çok üzüldü adam. Sonra insanın içi parçalanıyor vallahi. Demek onların da canı yandı sonunda. Neyse. Senin derdin başından aşkın ben neler anlatıyorum sana. Ben gideyim. Melek nasıl? Gelmişken onu da göreydim keşke. Sabahleyin buradaydı. Yatacağım diye gitti. O ne yapıyor şimdi? Okumadı diye duymuştum. Bir işi gücü var mı? Dizimin dibinde oturuyor. Okumak isteseydi okuturdum. Doktor falan olmak isteseydi. Ama istediği iş, iş değil. Zinhar razı olmam. Lise diplomasını aldı öyle duruyor. Şimdiki gençler hep burunlarının diklerine gidiyor. İstanbul'da bildiğin şehir değil. Bir lokmada yutar adamı. Hele bizim gibi küçük yerden gelenler için çok zor vallahi. Gençler kendilerine yazık ediyorlar. Uyanık olmak lazım. Gerçi sen meleğin başındasın. Meleğe bir şey olmaz. Telefonunu versene meleğin. Ne yapacaksın telefonunu meleğin? Bulunsun bende. Seni ararım, ulaşamam. Onu ararım. Dünya hali. Ey madem. Yakın gözlüm yanımda değil. Hadi yaz. Bana bak. Aman diyeyim Aysel. Melek'le konuşursan bu Elif meselesinden hiç bahsetme. Abisini buraya iş için geldi diye biliyorum. Ha, benim kız eseriklidir. Orada burada konuşur. Zamanı gelince ben söylerim. Söylemem merak etme. Kızı görürüm diye gel dedim bir umut. Ne diyeceğim şimdi arayıp? Oğlumun yakasını bırakma. O gün bugün.